Herkese merhabalar. Hep Şebe Diyenler'in programı Eski Açı'ya hoş geldiniz. Barış Çamur'la birlikte Galatasaray Hatayspor maçını ve Galatasaray'da bir türlü çözülemeyen orta saha transferini konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhaba Can, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Girizgahta belirttiğin gibi bir türlü çözülemeyen bir orta saha problemi var. Bakalım nasıl çözülecek? Ben de merakla bekliyorum. Tolga Arslan, Mehmet İkinci ikilisi Galatasaray'la. Yani bir de Muhammed Elneny vardı senin çok uzun zamandır istediğin. İstediğim demeyelim de ben Yani Elneny'yi alacaklar diyordum. evet. Ama Elneny de Liverpool Arsenal maçında da oynadı. Onu da alabileceğiz muhtemelen. Biz muhtemelen orta sahaya yani kim alacağız çok merak ediyorum ben. Yani aslında bugüne kadar uzaması çok ilginç. Yani önümüzdeki hafta lig başlıyor baktığımız zaman. Hani çok kısa bir süre var artık Süper Lig'de ilk maça, Galatasaray'ın sezonun ilk maçını oynamasına. Ve bu bağlamda da hani yönetimin bu kadar geç kalması beni şaşırttı. Ben bu kadar geç kalmalarını beklemiyordum. Allah var yani yukarıda, evet. Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Senle bunun tartışmasını yapıyorduk abi. Efendim? Senle bunun tartışmasını yapıyorduk. Biz diyorduk yani Evet bunun evet böyle. senle, hatta grupta sadece senle değil diğer arkadaşlarla da bunu konuşuyorduk. Hani işin doğrusu söylemek gerekirse bu kadar da olmaması gerekiyordu. Tamam, pandemi, ekonomik kriz veya FFP'den dolayı bir bütçe problemi var elimizde ama hani listemizin de bu kadar afişe olmaması gerekirdi. Yani Galatasaray scout ekibi işte İsmail'e Kolibali diyor, bir gün sonra tak Kolibali'nin adını duyuyoruz. İşte Yakup Moder diyorlar. Bir gün sonra tak Yakup Moder'in adını duyuyoruz. Hani Fatih Hoca Florya'da köstebek sevmez ama bu bambaşka bir şey. Yani bu normal bir şey kesinlikle değil. Yani Yusuf Günay'ın bir açıklaması vardı. İşte medyada geçen isimlerin birçoğu gündemimizde değil diye ama yani bilemiyorum açıkçası. Hani Galatasaray muhabirlerinin tabiriyle çok gizli bir operasyon yönetiliyor. Herhalde yönetimin de haberi yok bu operasyondan. Önce bir Hatay maçıyla başlayalım istiyorum ama. Arda'nın ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Sen oynanan oyunla ilgili neler söyleyeceksin abi? Ben hani direkt bir şey söyleyeyim. Ben Hatay maçını 90 dakika izlemedim. O bağlamda hani oynanan oyun genelinde ya da işte şuyumuz eksik, buyumuz fazla demeyeceğim. Bir geniş özet izledim 10-15 dakikalık. Hani 15 dakikalık özet, Galatasaray geçen seneden aynen devam. Hani tempo, Şöyle oyun, diyeyim. oyun planı. Ben 90 dakika izledim maçı. Ya bana direkt Konyaspor maçını hatırlattı. Geçen sene iç sahadaki ilk maç olan 1-1 yine biten. O maçta da ilk yarı böyle pozisyon üretmekte çok zorlanan bir Galatasaray vardı. İkinci yarı hatırlarsın sen de belki abi. 45-60 arası inanılmaz boğmuştuk Konyaspor'u. Evet. Bir golü de galiba o dakikalar arasında Babel'le bulmuştuk. Sonra yine tempo düşmüştü. Sonra 1-1 bitmişti maç. Bu maçın da ikinci yarısı biraz öyle oldu. 50 ile 60 arası Hatay kalesinde çok pozisyona girdik. Atamadık. Sonra bu maç da 1-1 bitti. Yani çok bana benzer maçlar gibi geldi. İki maçta da sadece 10-15 dakikalık bir iyi pozisyon ürettiğimiz bölüm var. Onun dışında düşük tempoda hani geçen pozisyon Ya üretmekte zorlanan bir. benim hazırlık maçlarıyla ilgili aslında çok bir beklentim yok. Yani sonuç itibariyle ne denir? Yani bir şey beklemiyorum. Yani Hatayspor 5-0 yenmek de ya da 10-0 yenmek de benim için çok önemli değil. Yani bu şey anlamında söylüyorum. Çünkü sezon öncesi hani oturmaya çalışan bir oyun var. Oyuncular genelde fizik kondisyon ağırlıklı çalışıyor. Hani teknik taktik ağırlıklı antrenmanlar daha sonra başlayacak. Hani bu bağlamda çok bir beklentim yok ama burada en dikkat çeken nokta, yani şöyle bir problem var. Galatasaray hazırlık kampını yaptı. Yani neredeyse bir ay bitmek üzere hazırlık kampında. İstanbul'da yapılan bir aylık hazırlık kampından sonra artık taktik çalışmalar başlayacak. Ve belki de sezonun en önemli oyuncuları, yani isim hiç önemli değil, Ali Veli hiç önemli değil, sezonun en kritik adamları yok. Yani en azından bir tanesinin olması lazımdı. Hani bu çok önemli bir noktaydı. Az evvel de dediğim gibi, yani ben bu noktada bu kadar geç kalınmışlığı anlamlandıramıyorum. Yani tamam, finansal fair play, para yok vesaire, pandemi var, her şeye kabulüm. Ama en azından yol haritanızın belli olmuş olması lazım. Bence hoca da bundan rahatsız. Hani
artık antrenman fotoğraflarından hocanın yüz ifadesinden ne ifade etmeye çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Öyle bir sapıklık işine girmeye başladı olay. Hocanın da mimikleri çok memnun olduğunu göstermiyor bazı şeylerde. Şöyle diyelim, Mustafa Cengiz yönetimiyle 3. sezon transferde. İlk sezon zaten forvet alınamadı. İkinci sezon, geçtiğimiz sezon bir Falcao transferi yapılacaktı ki onu da hani hakikaten burnumuzdan getirdiler. Yani Temmuz'da konuşulmaya başlandı. Eylül'de anca gelebildi Falcao. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın diye. Bugün geliyor, şey, yarın geliyor. Bu sene de hatta şey şu anda da hani çok haberi döndüğü için hani Nico'yu İtalyan gazeteci. Bizi hatırlarsın abi sürekli DM'den atıyordu hani Falcao evet. Şu gün İstanbul'da olacak, şu gün İstanbul'da olacak diye. Hiçbirine doğru çıkmadı yani. Hani İtalyan olması da hani çok doğru kaynak olduğunu göstermiyor. Nicolo Sicilya'ydı galiba. Evet evet. Yani şu anda da çok görüyorum hani çok Türk takımlarıyla ilgili tweetleri dönüyor ama hani en azından bir bilgilendirme yapalım hani Falcao konusunda çok yanılmıştı. Etkileşim seven bir arkadaş. Hani tabii ki o da işini yapıyor. Bu transfer dönemine de baktığımızda da işte orta saha. Yani ben oyuncu alamamayı geçtim. Galatasaray yönetimi oyuncu da gönderemiyor. Yani Jimmy Durmaz gidecek deniliyordu hala takımda. Şener hala takımda. Şekidika hala takımda. Ozan Vafor daha çalışmalara gelmedi ama takımda yani. O da evet. Listede. Hadi Berhanda'ya Babel'e yüksek maaş diyorsunuz. Jimmy, Şener 6-7 milyon TL alıyorlar. Şekidika ya oyuncu da gönderemeyecekseniz hani orada çok da beklemeyin yani. Ben de yaparım böyle yöneticiliği. Ben o noktada şunu düşünüyorum. Yani çok özür dilerim, bir örnek vereceğim. Lafını geçiyorum tabii. Abi. Dün akşam muhabbeti döndüğü için şey arkadaşım şey dedi mesela. Dün akşam diyorum geçen günlerde normalde Pendik Spor'la futbol oynuyordu. Hani çok uzatmayayım ben. Yetenekliydi de biraz kendi salaklığına olamadı. Şey, bir gün işte halı saha maçı yapmış iki tane. Antrenmana gidiyor. Çok yorgun. Antrenmandaki maç boyunca babası da gelmiş hani izlemeye. Antrenmandaki maç boyunca sol bek oynuyor. Tek yaptığı defanstan topu alıp ileriye topu göndermek. İşte rakip karşılamak falan. Babası demiş ki oğlum demiş antrenman sonu. Ben 45 yaşındayım. Senin bugün antrenmanda yaptığının aynısını ben de yapardım yani. Hocamın seni oynatmaması normal değil. Şimdi şey Galatasaray yönetiminde o mişer yani. Bugün Twitter'dan 10 tane adam bulalım. Galatasaray yönetiminin yaptığı yöneticiliği yaparız yani. Hiç sıkıntı yaşamayız. Yani o yönetim tarafını hani çok şey yapmak istemiyorum. Sonuçta vardır bir zorluğu muhakkak. Vardır başka dertleri ama dediğim gibi futbol şubesiyle alakalı çok ciddi bir problem var. Ben yani duyduğum kadarıyla en azından Galatasaray yönetiminin oyuncu satışında da bazı menajerlere yetki verdiğini biliyorum. İşte bir kere bir numaralı taşeronumuz var. Willem Davila. Hani oyuncu transferinde de satışında da sürekli kendisiyle çalışıyoruz. Dünya üzerinde başka bir insan evladı yokmuş gibi. Hani Davila çok başarılıdır değildir. O noktaya girmiyorum. Ama hani bu kadar da menajere bağlı olmamak lazım. İkincisine gelecek. Tamam Belhanda için mutlaka maaş çok yüksek. Belhanda 3,5-4 milyon euro civarında bir maaş alıyor Galatasaray'dan. İşte kulübünde en az bir 5 milyon euro bonservis beklentisi var. Hani pandemi şartları vesaire ama Fas milli takımının 10 numarasını da eğer Arap Yarımadası'na da satamıyorsanız bu adamın CV'sinde Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'da var. Hani öyle boş bir herif değil. Burada bir problem var demektir. Keza hani Hollanda milli takımının ilk 11 oyuncusu Ryan Babel. Ya bu adamı en azından ne bileyim yani Avrupa'da maaşını yarı yarıya ödeyelim deyip satabileceğiniz, bonservis de satabileceğiniz yerler var. Yani bu tabii şey değil ama yani 5 milyon, 10 milyon bonservisten bahsetmiyorum. Yani gerekirse 1 milyon bile bonservis yazabileceğiniz kulüpler var. Ya en küçük örnek bugün, geçen seneye döneceğim hani bugünü anlamak adına. Kulüp tarihinin hatta lig tarihinin en golcü ismi Mbaye Diagne 30 gol attı. Biz bu adama kulüp bulamadık. Neden bulamadık? Tamamen bizim kendi malımızı değersizleştirmemizden kaynaklı. Yani yönetim her gün çıkıp satacağız işte veya kendinize yakın kaynaklara şöyle disiplinsiz, böyle sorumsuz, böyle kötü adam diye pazarlarsanız kimse sizin malınıza gelip vitrinde ya senin defolu bir malın varmış ama ben ona talibim demez. Öyle bir dünya yok.
Bu Belhanda için de geçerli, Babel için de geçerli, Cagney için de geçerli. Yani en azından bu isimleri bir elden çıkarmak lazımdı, dediğine katılıyorum. Hadi alamıyorsanız satın bari. Yani satmak bu kadar zor olmamalı. Satıyorum değil, satın. İlginç bir nokta gerçekten. Şeyi de çok net söyleyeyim, Hatay maçını izlediğimden. Yani Belhanda Galatasaray'ı çok net bence kafasında bitirmiş yani. Zaten Belhanda'nın hani son bir yıldır, 1,5 yıldır iyi oynadığı maç sayısı 2. Bunlardan biri Kadıköy. Orada da ya sağ olsun Deniz tuzağına düşmesi Kadıköy'ü de yakıyordu ama Hatay maçında da yani 2 metreye falan pas atamadı. Yani Galatasaray orta saha alamasa bile Belhanda'nın gerekirse transfer dönemi başında dendiği gibi hani bonservis eline verilsin. Öyle takımdan ayrılsın Belhanda. Yani 4 milyon euroluk en azından maaşından kurtululmuş olur. İşte çünkü orada bir FFP var. Yani FFP tehdidi varken Belhanda'yı bedavaya bırakmak biraz intihar oluyor. Ya bence maaşından çıkmak için yapılmalı yani. Çünkü hiçbir şey yapmadı ya Hatay maçında. Ya yani izleyen şu an beni anlıyordur. Ya eğer zaten Belhanda konusunda da artık Galatasaray taraftarının bir kısmının ben kafayı yediğini düşünüyorum, açık konuşayım. Ya ben ilk 2 sene Belhanda'yı savunuyordum biliyorsun. Evet. Ama hani adam son bir yıldır top oynamıyor. Buna rağmen inanılmaz bir Belhanda'cı var. Şimdi ilk 2 senede adama sürekli söven tayfada anti Belhanda'cıydı ve yani iyiyken de söylüyorlardı. Yani ben hayatımda hani bu kadar insanlara kafayı yediren topçu görmedim yani. Bu konuda bu kadar bir kara deliğe giren. Yok yani iyiyken de kabul edilmiyordu. Şu an kötüyken de kabul edilmiyor. İş gerçekten şeye döndü hani, ne kadar kötü oynarsam oynayayım beni savunuyorlar noktasına döndü olay yani. yani ben Belhanda'yı, dediğim gibi benim Belhanda'ya olan duygularımı biliyorsun en azından. Hani Galatasaray'ın şu anda net bir problemi var. 6 numarası yok, 8 numarası yok. Hani Belhanda ne 6 ne 8 ne de 10. Hani 8,5 falan modunda deniyor ama iyi bir Belhanda'ya bile bence şu anda gerek yok. O bağlamda hani sana katılmamakla beraber, hani eline bonservisini verelim gönderelim kısmına katılmamakla beraber, ne olursa olsun kesinlikle sezon başladığında Belhanda'dan hem maaş hem de bonservis olarak kurtulmamız gerekiyor. Şeyi de ekleyeyim bu arada. Bence Hatay maçının en iyisi Arda'ydı. Yani çok onu da söylemiş olayım. Yani Arda konusunda bir yayın yapmıştık, hatırlayacaksındır belki. Hani bu şey anlamında değil. Arda inanılmaz fit ve hani çok hırslı görünüyor benim gözüme. Yani antrenman videoları. Bence Galatasaray takımı için de bir yandan kötü bir durum. Yani 3 yıldır top oynamayan bir ismin Hatay maçında takımın kesinlikle gözükmesi takım adına kötü bir durum aslında. Bu noktada sana katılıyorum ama Arda'da bu sene şeyi göreceğiz. O belli. Yani konuştuğumuz konuya geldik. Seninle onu konuşmuştuk hatırlıyorsan. Hatta sürekli yazıştığımız, konuştuğumuz bir nokta. Hani bu sene Arda abiyane tabirle, o sokak jargonuyla hani hayvan gibi top oynayacak. Öyle görünüyor. Allah nazarlardan saklasın. Hani ben daha bitmedim, ben daha ölmedim diyecek. Ama gelecek sezon ne olur onu bilmiyorum.